Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, CNN Türk yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı ve Türk savunma sanayindeki gelişmeleri anlattı. Hakan Çelik'in hava savunma füze sistemi Hisar O+ hakkında sorularını yöneltmesiyle İsmail Demir milli hava savunma sistemleri hakkında yeni bilgiler verdi. Başkan Demir, Hisar O'nun geliştirilerek O+ yapıldığını ve menzilinin ise 25 kilometreye çıkarıldığını belirterek, bizim 3 sene öncesine kadar Korkut'tan başka bir hava savunma sistemimiz yoktu. Buna biz Sungur U ekledik. Ondan sonra Hisar A'yı Hisar A+ yaparak ekledik. Hisar O+ ekledik. Siper Blok 0 geliyor. Siper'in Blok 1 ila 2'leri devam edecek. İfadelerinde bulundu. Demir, Hakan Çelik'in mevcut hava savunma sistemlerinde ulaşılan kabiliyet üzerine sorduğu soruya ise Hisar O+ da 25 kilometre menzile ve Siper Blok 0'da 75 kilometre menzile ulaşıldığı, Siper'de çeşitli unsurların eklenmesi suretiyle aşama aşama ilerleneceği cevabını verdi. Ayrıca Siper Blok 0'da 2022 sonunda veya 2023 başında belirli bir olgunluğa geldiğini göreceğimizi belirtti. Milli Hava Savunma Sistemi Hisar O+ Şubat 2022'de RF arayıcı başlıklı füzeyle test edilmişti, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir gelişmeyi sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. RF arayıcı başlıklı füze, Hisar ailesindeki diğer füzelere göre farklı yapısal özellikleriyle de dikkat çekiyor. Hisar O+ Hava Savunma Füze Sistemi, 2021 sonunda tüm unsurlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmişti. Daha önce görüntüleyici kızılötesi, IIR, arayıcı başlıklı füze atma kabiliyetine sahip olan sistem, son test atışıyla beraber RF arayıcı başlıklı füze atma kabiliyetine de ulaşmış oldu. RF arayıcı başlıklı füzenin IIR güdümlü füzeye göre daha uzun bir menzile sahip olacağı değerlendiriliyor. Siper füzesinin ilk sürümünün atışı 6 Kasım 2021'de Sinop Test Merkezi'nde gerçekleştirilmişti. Siper füzesi, Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanması açısından büyük önem taşıyor. Bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen Siper, uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunması sağlanmasına imkan verecek. Proje Aselsan Roketsan ve TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı ile yürütülüyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla yerli sistemlere katmanlı bir hava savunması oluşturulması amaçlanıyor. Bu kapsamda ilk olarak alçak irtifa Korkut sistemlerinin seri üretim ve teslimatlarına başlandı ve halen devam ediyor. Sonrasında portatif özellikli araçtan atılan alçak irtifa Sungur hava savunma sistemi hizmete alındı. Devamında alçak irtifa hava savunma füze sistemi Hisar A+ füzesinin teslim edilirken, orta irtifa hava savunma sistemi Hisar O+ füzesinin geliştirmesi sürerken, bir yandan seri üretimi de başladı.